Allah'ın ahirette yüzüne bakmayacağı, konuşmayacağı üç kişi kimdir? Allah kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz. Yüzlerine bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bu hadisi nasıl anlamalıyız? Allah Teala kıyamet gününde bazı kimselere değer vermeyecek, onlarla konuşmayacak. Hatta onların yüzlerine bile bakmayacak, kendilerini temize çıkarmayacaktır. Bunun tabii sonucu olarak onlar acıklı bir azaba uğratılacaklardır. Bu hadiste onlardan üçü söz konusu edilmektedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala kıyamet gününde üç kişiyle konuşmaz, yüzlerine bakmaz ve kendilerini temize çıkarmaz. Onlar için acıklı bir azap vardır. Bunlardan biri yolculuk sırasında ihtiyacından fazla suyu olup da onu öteki yolculardan esirgeyen kimse. Diğeri ticaret malını şu kadar fiyata aldım diye yemin eden, gerçek hiç de öyle olmadığı halde müşteriyi kandıran ve kendine inandıran kimse. Öteki ise bir devlet başkanına dünyalık hatırına biat sözü veren, kendisine para pul verilirse sözünde duran, vermezse sözünden cayan kimse. Peki bu hadisin açıklaması nedir? Hadisimizde üç bahtsız insandan söz edilmektedir. Bunların bahtsızlığı şuradan gelmektedir. Allah Teala kıyamet gününde onlara değer vermeyecek, kendilerinden hoşnut olduğunu gösteren yumuşak bir üslupla konuşmayacak. Belki de kendilerine yüz vermeyecektir. Yüzlerine merhametle bakmayacaktır. Kendilerini günah kirinden arındırıp temize çıkarmayacak, iyiliklerini dile getirip anmayacaktır. Onları acıklı bir azaba uğratacaktır. Bir müminin şu dünyadaki asıl hedefi Cenab-ı Hakk'ı kendinden memnun etmek, onun rızasını kazanmak, merhametini elde etmek, lütfu keremiyle günahlarını bağışlatıp cennete ve cemalullah'a kavuşmak, diğer bir ifadeyle cehennemin acıklı azabından kurtulmaktır. Bunu hiçbir zaman akıldan çıkarmamak gerekir. Efendimizin bu ifadeleri şu ayeti kerimeden alınmıştır. Âl-i İmran suresinin 77. ayeti. Allah'a verdikleri sözü, ettikleri yemini az bir bedelle değiştirenlere gelince, onların ahirette bir nasibi olmayacaktır. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmayacak, onlara bakmayacak, onları temize çıkarmayacaktır. Onları acı bir azap beklemektedir. Bu bahtsız insanların ilki, çölde veya kırda bulunduğu sırada yanında ihtiyacından fazla su olup da onu diğer yolculardan esirgeyen kimsedir. Onun bahtsızlığının sebebi ise Allah'ın kendisine esirgemeden verdiği bir nimeti kendisinin insanlardan esirgemesidir. Böyle bir hal o kimsenin son derece cimri, üstelik kendinden başkasını düşünmeyen çıkarcı biri olduğunu gösterir ki bu sıfatlar Cenab-ı Hakk'ın hiç sevmediği kötü huylardır. Bu sebeple o kimseye kıyamet gününde, ''Madem ki sen ihtiyacından fazla suyu benim kulumdan esirgedin, ben de bugün rahmetimi senden esirgiyorum.'' diyecektir. İkinci talihsiz insansa, ahireti kazanacağı yerde dünya malı kazanacağım diye insanları aldatmaktan çekinmeyen kimsedir. Bu adam, pazarın bitmek üzere olduğu, dolayısıyla herkesin bir an önce ihtiyacını temin etmeye çalıştığı bir saatte, malı şu kadar fiyata aldım veya ona şu kadar para verdiler de satmadım diye yemin ederek malına müşteri çekmeye çalışan, gerçek hiç de öyle olmadığı halde müşteriyi kandırmaya gayret eden ve neticede saf insanları kendisine inandıran kötü bir tüccardır. O da bu davranışıyla Cenab-ı Hakk'ın gazabını hak eder. Onun merhametini ve rızasını kazanamaz. Üçüncü kişi ise devlet idaresi gibi önemli bir konuyun menfaatini alet eden çıkarcıdır. Bu çirkin davranış memleketimizde daha çok seçimler söz konusu olunca gündeme gelmektedir. Bazı adayların seçimleri bazı menfaatler karşılığında elde ettiği bilinmektedir. Milletvekili, belediye başkanlığı seçimleri ve buna benzer hadiseler memleketi, din ve devleti doğrudan alakadar ettiği için o konularda menfaatin kesinlikle düşünülmemesi, sırf Allah rızası için hareket edilmesi gerekir. Kişinin insanca ve Müslümanca yaşaması bu seçimlerin isabetli bir şekilde yapılmasına ve işin ehliyetli kişilere teslim edilmesine bağlıdır.
böylesine önemli bir konuda şahsi çıkarını ön planda tutan kişiler, hadisimizin başında buyurulduğu gibi kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın kendileriyle konuşmamasını, yüzlerine bakmamasını ve neticede kendilerini acıklı azaba uğratmasını hak etmiş olurlar. Ayrıca ağır ceza alacaklar arasında en büyüklerinden bir tanesi de zina eden yaşlıdır. Yaşını başına almış bir kimse artık olgunlaşmalı, doğruyu yanlışı görmeli, yaklaşmakta olduğu sonu fark etmelidir. Ömrü gaflet içinde geçmişse kendine çeki düzen vererek haramlardan uzak durmalıdır. Gençlik uçup gittiği, eski gücü yittiği, vücudu artık iflas ettiği için zinaya yaklaşmamalıdır. Şayet yaşlı bir kimse böyle yapmamış, gençlere bile yasaklanmış olan bir günaha devam etmişse Allah Teala ona iltifat buyurmayacaktır. Daha da önemlisi, herkesin gideceği o dönülmez yolu ihtiyarın herkesten iyi fark etmesi icap eder. Esasen yaşlılık, zina fiilinden uzak durmak için güzel bir fırsattır. Bütün bunlara rağmen gözü ve ayağı çukurda olan ihtiyar, Cenab-ı Hakk'ın azabını hak etmiş olur. İmanın şartlarıyla alakalı büyük günahlar 9 tanedir. 1. Allah'a şirk koşmak. 2. Falcılara, kâhinlere, sihirbazlara, gayipten haber verdiklerini iddia edenlere inanmak ve kapılmak. 3. Allah'tan başkasına yemin etmek. 4. Dininden dönüp mürted olmak. 5. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip unutmak. Okumasını öğrendikten sonra unutmak. 6. Dünyaya muhabbet etmek, bağlanmak. Dünya muhabbetine düşüp ahireti unutmak, dini vazifeleri terk etmek. 7. Hazreti Peygamber aleyhisselama yalan, gerçek dışı söz isnat etmek, onun söylemediği bir sözü söylemek. 8. Hazreti Peygamber aleyhisselamın ashabına, sahabeye dil uzatmak, kötü söz söylemek ve onlara sövmek. 9. Mukaddesata küfretmek, bunları alaya almak. Allah'ın tek affetmediği günahsa kendisine şirk koşulmasıdır. Rabbim hepimize doğru ve razı olacağı bir yaşam nasip etsin. Dünyadan göçüp gittiğimizde arkamızda güzel eserler bırakan, iyilikle yad eden insanları yetiştirmeyi ve iyi bir insan olarak anılmayı nasip etsin. Lütfen videomuzu başkalarının da istifade edebilmesi için beğenip paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın.